أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد En son kaldığımız beyt arkadaşlar. Vel kafu fi kanu ve kella enzela lekum temethel ve cehennem ceala şura ve anhu'l ba'du fiha es-sela ve qila an Yaqub ma libdin ala diye gidiyor. Vel kafu fi kanu evet kanu de ki kanu de olan kafı kafa idgamdan bahsediyor. Vel kafu kaf harfini fi kanu kanu de idgam. Yani kezalike kanu yufekun. Evet. Kezalike kanu yufekun. Ve kella evet. Burasında rabbeke kella. Değil mi? Rabbeke kella. Rakkebeke. Yine yanlış söyledim. Hatta bir arkadaş uyarmış. Yazmış bizi telefona. Hocam rabbek gibi bir şey söylediniz orada. Rakkebek değil miydi demiş. Yine yanlış söyledim orayı. Rakkebek kella. Yani oradaki kefi kefe idgam. Eyyub aleyhisselam. Anlaşıldı mesela. Rakkebek kella bel tükrimun. Evet. Pekala. Ve kella dedik burayı. Kella kelimesinde yine kafı kafa idgam meselesi. Rakkebek kella. Sonra enzela lekum. Enzela lekum. İki tane enzele kelimesinden bahsediliyor. Enzele lekum. Enzele lekum. İki tane enzele. Bu enzela her ne kadar tesniye elifi gibi görünse de yine kafiye açısından da olaya bakılır. Ama şunu da anlatıyor bize. İki tane enzele. Yoksa enzela lekum diye bir ayet yok. Enzele lekum. Evet. Enzele lekum. Sonra Nemin düşündüğü Cümer suresinde diye geçen böyle yazmış. Bu şekilde mi? Değil mi? فَتَمَثَّلَ لَهَا Evet. Buradaki lamlar وَجَهَنَّمْ جَعَلَى وَجَهَنَّمْ Buraya ne dedik? Cehennem Cehenneme mihadun mesela Cehennem mihadun Mübarek فَتَمَثَّلَ لَهَا مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ değil mi? مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ Bu da A'raf suresinde zaten geçiyor. Sonra جَعَلَا شُورَ Şura suresindeki جَعَلَ لَكُمْ جَعَلَ لَكُمْ yine var. لَمُ لَمَا اِدْغَمْ meselesi. Ama nerede bu? Şura suresinde geçen arkadaşlar. Şura suresinde geçen. Yoksa Nahl suresinde de ceale lekümler vardı değil mi? Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen ve ceale lekum min juluril en'a. O yani yukarıdan aşağı dünya kadar ceale vardı. Oraları zaten zikretti, bitti. Bir üst beytte bunu söylemişti. İki beyt üstte söylemişti bunu söylüyor zaten. Ama sırayla gittiği için geldi. Şimdi efendim Şura suresinde de var diyor bundan. Ve anhu El-ba'du fiha es-cela. Ve anhu ondan. Yani Ruveys'ten bahsediliyor. El-ba'du bazı idgam rivayet edenler fiha. Bunun idgamı, Ruveys'in idgamı hakkında ne yaptılar? Es-cela tescil ettiler. Yani bunlar Ruveys'tir dediler. Efendim zaten hulüflüdür, hulüfsüzdür. Yukarıdan aşağı hep olduğu gibi saydı döktü zaten. Ve kıyle denildi ki an Yakube, Yakup'tan rivayet edilen idgamlar, Yakup'tan rivayet edilen veya edilecek olan idgamlar hangi idgamlardır? Ma o idgamlardır ki libnil ala
İbnül Ala kimin ismi dedik? Ebu Amr'ın. Değil mi? İbnül Ala dendiği zaman da Ebu Amr anlaşılır. Yani Ebu Amr için rivayet edilen idgamların hepsi Yakup için de alınır denildi ki kayde burada nokta. Yani eğer Ebu Amr varsa orada aynı zamanda kim vardır? Şeyh Yakup vardır. Ama Şeyh Yakup'un veya Rüveys'in kendi başına yaptığı idgamlar yok muydu? Var. İşte tetefekkeru mesela. Tümmet tefekkeru. Değil mi? Burada kim var sadece? Yes var. Yes var. Ebu Amr neden orada idgam yapmaz? Ebu Amr neden orada idgam yapmazdı? Aynı kelimede olduğundan dolayı. Aynı kelimede olup da idgam ettiği kaç tane kelime vardı? İki tane. Menasiküküm bir de maselekeküm. Al bu işte nedir kardeşim? Bu adam akıllı kaide şeyin dersidir yani. Resmen kaide dersi yapıyoruz burada. Evet. Pekala. Beyyete huz fuz. Huz derken Ebu Amr. Fuz İmam değil mi? Hamza Hazretleri. Şimdi buraya kadar geldi anlattı. Buradan itibaren bir takım böyle farklı vücuhatları söylüyor. Yani beyyete taifetun kelimesinde Nisa suresinde beyyete taifetun kelimesinde idgam Ebu Amr yapıyor. Başka bir de Hamza. Değil mi? Mübarek İmam Hamza Hazretleri aynı şekilde idgam yapmış oluyor. Sonra ta'idanini letuf. Yani ta'idanini kelimesinde idgam. Neyi idgam edecek bu? Nunu nuna. Ta'idani şeklinde. Evet, idgam kimindir? Letuf. Letuf bu sefer. Lam. Hişam yani. Ta'idani şeklinde diyelim. En ahraca değil mi? Eta'idanini en ahraca ve kadı haletin eta'idanini şeklinde nunu nuna idgam. Letuf bu da Hişam Hazretlerinin idgamı. İdgam mutlaka bir yerlerde bir takım imamlara değmiş yani. Gelmiş. Mekkenni Mekkenni gayrul Mekki. Mekkenni ya efendim öyle mi? Yine mi atladık? وَفِيْتُمِدْدُونَنِي فَضْلُهُ ظَرُفُ Şeyh Yakup ve İmam-ı Hamza'nın beraber olduğu bir kelime var. اَتُمِدْدُونِي Geri kalan nasıl okuyor burayı? اَتُمِدْدُونَنِي اَتُمِدْدُونَنِي Bunlar nasıl okumuşlar? İdgamla, nunu nuna idgamla okumuşlar. اَتُمِدْدُونِي Evet. Tamam oldu mu şimdi? Oldu tamam abi. Bimal, Neml suresinde Hamza Yakup beraber diğerleri izhar normal okurlar. Mekkenni gayrul Mekki. Diyeceksin ki ya Hafs'ın da idgam yaptığı yer var mı? Var. Neresi? Kale ma mekkenni fihi rabbi hayrun. Mekkenni okuyanlar burayı diyor. Mekkeneni. Kale değil mi? Mekkeneni. Gayrul Mekki. Mekki'nin dışında kalanlar Mekkenni okuyorlar. Kâle mâ mekkenni fîhî rabbî hayrun. Peki Mekki yani İbni Kesir değil mi? Mekki derken. İbni Kesir nasıl okuyor o zaman Abdullah? Mekkeneni. Kâle mâ mekkeneni okuyacak. Ne oldu? Al yine idgam meselesine Hafs bile girdi yani. Evet. Te'mennâ eşim ve rum likullihim. Te'menna kelimesinde, şimdi idgam, te'mennuna, malum kelimenin aslı te'mennuna idi. Peki nasıl okuyacaksınız diyor burayı? Te'menna okuyacaksınız ama neyle? Verum, revmet, eşim, işmamla oku. Verum, revm yap. Evet, kim için? Liküllihim. Hepsi için. Yani bütün imamlar, kıraat imamları nasıl okurlar burayı? İki vecihle. Ya işmamla okurlar veya ravm yaparak okurlar. İşmamı şöyle iki işmam hakkında iki rivayet var. Nasıl yapılabilir
lik noktasında nasıl yapılması gerektiği. İşte la te'menna şeklinde biraz tutup bekleyip öyle. Ama burada iki tane nun var. Değil mi Eyüp? La te'menuna. İki tane nun var burada. Şimdi ben hangi harekeyi işmem yapabilirim? Ötreyi mi? Esreyi mi? Üstünü mü? Ötreyi yaparım. E peki ötre burada hangi nunda? Birinci nunda. O zaman ben daha kelimeye girer girmez ben dudaklarımı ileri göstermem lazım. Eğer ben kelimeye girip gereği kadar tutup da ondan sonra dudakları ileri çıkarırsam bu sefer birinci nunda değil ikinci nunda olduğu anlaşılır. La te'menna. İyi tamam işmem yaptık ama işmem yerinde olmadı ki. La te'menna. Direkt daha idgama girdiğin anda aynı zamanda işmeme girmiş olmam lazım. La te'menna. La te'menna. Öteki türlü nasıl olur? La te'menna. Hayda. İkinci nunda iş. Bu sefer böyle bir risk var. Zaman zaman bunlar tartışmalara sebep olmuşlar. Bu normalde bir Kur'an'ın zaten bilmesi gereken bir şey ama bir hafızlık yapan, yaptıran bir hoca efendinin de aynı şekilde bilmesi gereken bir şey bu. Yani adama sonuçta dudak vereceksin. İşmamı göstermen lazım. Nasıl göstereceksin eğer öteki türlü bilmişsen onu? Oldu mu Yusuf hocam? Olmadı. Evet inşallah hoca olursunuz. Kötü mü diyorum yani? Likül ve bil mahzı sade bunu idgamı mahz, işmem, revm bir şey yok yani. Ha, revm nasıl okunur? La te'menuna, la te'menuna şeklinde tak tak. Bunu ne yapıyorsun? Kesip yani sesi düşürüp revm yapıp devam ediyorsun. Sesi az bir şey hissettir, harekeyi geç. La te'menuna gibi. Ve bil mahzı serim veya türim fark etmez. Bu da nedir arkadaşlar? İdgam-ı mahz. Yani işmem yok, revm yok. Normal. La te'menna ala. Kimin işi bu? Ebu Cafer. Terim diyor ya. Te. Değil mi? Ebec, dehez, hutay, kelem, nesa, fedak, raset, tehaz. Bak te. Ebu Cafer Hazretleri. Değil mi? Pekala. Şimdi burada yeni konu başlıyor. Buradan itibaren devam ediyoruz. Babu ha il kinaye. Geldik arkadaşlar ha ikinaye babına. Ha ikinaye dediğimiz ha ikinaye diye anlatılan ha hangi ha'dır? Müfret müzekker gaib zamiri. Müfret müzekker gaib zamiri. Kinaye denmesinin sebebi ne? Çünkü başka bir şeyin yerini tutuyor. Kinaye neye denir? Mesela bir şeyi direkt anlatmazsın da başka bir şeyle. Değil mi? Anlat. Buna kinaye denir misal. Şimdi bu da bu ha-i kinaye başka bir ismin yerini değil mi? İsmin yerini tutuyor. Başka bir şey. Yoksa hu dedin o. E iyi de bu o'nun anlattığı bir ifade var. Geride geçmiş olan bir şeyi mutlaka onun yerini tutması lazım. O yüzden kinaye denmiş. Babu ha-il kinaye. Bunun da nedir arkadaşlar? Müfret, müzekker, gaib zamirleri dediğimiz hu'lar yani. Hu, hi fark etmez. Ama ha'lar öyle midir? Değil. Normalde ha yani müennes için kullanılan zamirler, müfret zamirler, ha zamirleri veya hi zamirleri o da yine kinaye değil mi? Evet öyle ama buradaki kastedilen hangisi? Müzekker olan. Evet. Babu ha il kinaye. Pekala. Ne gibi? Mesela fihi huden. Değil mi? Fihi huden. Evet. Sıl, sıla yap. Neyi? Hel-zamir. Zamir hasını. Yani müfret, müzekker, gaib zamiri olan hu, hi zamirini ne yapacaksın? Sıla ile oku. Neden sonra? An sükunin. Sükünden sonra gelecek bir. Bak, sükünden sonra gelmesi lazım bir. Sonra kable ma hurrik. Harekeli harften önce gelmesi lazım. Eğer kendisinden sonra harekeli harf yoksa sıkıntı.
kendisi sakin harften sonra gelecek, kendisinden sonra da harekeli bir harf gelmesi lazım. Anlatabildim, bildik mi? Mesela li ehli him kütü misal. Olur bu. Nasıl çekeceksin? Li ehli him kütü mü diyeceksin? Diyemezsin değil mi? Veya bihi unzur geçiyorsun. Sonuçta orada hemze-i vasıl var. Direkt geçmen lazım. Bihi unzur olur. Nasıl okuyacağım burayı şimdi? Sıra yapma imkanı var mı? Evet. Kendisinden önce zaten sakin harften sonra da gelmiyor kendisi. Harekeli harften sonra gelmiş. Evet. Pekala. Gibi. Evet. Hürrike kavle ma hürrike. Harekeli harften önce olursa kim bunu yapar hocam? Sıla din. İbn-i Kesir. Malum. Kaidesini biliyoruz. Fihi muhanen. Fihi muhanen. Burada kim var? An duma. Değil mi? An derken kim kastedildi? Hafs. Duma derken kim kastedildi? İbn-i Kesir Hazretleri. Peki an duma'nın dışındakiler, yani ayın, dal ve ayının dışındakiler fihi muhanayı nasıl okur? Fihi muhana okur. Normalde bize göre de fihiydi ama Hafs'ın İbn-i Kesir'e tabi olduğu, diyelim ki muvafakat ettiği tek yer burası. Pekala. Mesela ala abdihil kitabe. Değil mi? Ala abdihil kitabe. Mabadinde ne var? Sakin bir harf var. Okumak onu mümkün mü o şekilde? Yok, okuyamazsınız. Evet. Evet. Mesela çok güzel misaller. Ve tezruhur riyah. Yine olmaz. Kendisi sakin harften sonra, eyvallah güzel. Değil mi? Mabadinde ne var? Harekeli harf yok ama. Sakin harf var. Şedde, cezim, malum ne sayılır? Sakin sayılır. Evet. Sonra arkadaşlar, sekkin, iskan oku. Neyi? Yüeddih kelimesini. Nuslihi kelimesini. Yani yüeddihi. Âl-i İmrân suresinde geçiyor değil mi bu? وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُمْ بِقِيْنْطَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكِ mesela. يُؤَدِّهِ kelimesini, نُسْلِهِ kelimesini, نُؤْتِهِ kelimesini. Şimdi arkadaşlar, ithaflarınızı açmanızı istiyorum sizden, ithaflarınızı. Nereye açacaksınız? Hemen hemen kitaplarınız aynı gibi, benimki biraz farklı görünüyor. بَابُ هَا الْكِنَايَ. Oradan Fihris tarafından bulun. Babu ha'il kinaye. Oradan göreceksiniz hocam. Şimdi nasıl birbirini örttüğünü Tayyibe ile İthaf'ın birbirini nasıl böyle karşıladıklarını görmüş olacağız bu şekilde. 50. sayfayı açın. Ekranları başında seyreden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de takip ederlerse bu şekilde kendileri için iyi olur. 50. sayfada 2. paragraf buldunuz. Minha demiş. Erba'atu ahrufin fi seb'ati mevâdi'a. 7 yerde 4 kelimeden bahsediyor. 7 yerde 4 kelimemiz var. Neymiş onlar? Dikkat edin hocam. Yüeddihi ileyk. Âl-i İmran. Kaçıncı ayet? 75. Evet. Nü'tihi minha. Âl-i İmran. 145. ayet. Üçüncüsü efendim Şura suresinde 20. ayetmiş. Nüvellihi nuslihi Nisa suresi 115. Tamam mı hocam? Evet. 4 tane kelime saydı. Bunlar toplam kaç yerde geliyorlarmış hocam? 7 yerde geliyorlar. Şimdi geliyorum Tayyibe Beyti'ne dönüyorum. Tayyibe Beyti'nden okuyorum. Bir parmağınızı ithafın o belli yerine koyun. Fesekenel erbaate diye bıraktı ya. Oraya koyun parmağınızı. Diğer taraftan da Tayyibe'yi takip ediyoruz şimdi. Sekkin, iskan oku.
Sekkin, iskan oku. Neyi? Yüeddi, nuslih, nü'tih, nüvellih. Bu kelimeleri saydı mı az önce bize? İthafta saydı hocam. Pekala. Kim için bunları iskanlı oku? Kim için iskanlı oku bunları? Sif, li, tenen, finahu hulfuhuma, finahu hal. Şimdi sif, sat, li, hişam, tene, Ebu Cafer, hulfuhuma dedi, ikisinin hulfüyle hangi ikisinin hulfü kastedilir burada? Orada üç tane zat saydı. Son ikisi. Hangisi onlar? Ebu Cafer'le Hişam. Yani iskan yapanları şimdi sayıyor. Dikkat edin. Sad, Lam, Ca dedi. Hulfuhuma tesniye zamiri sonuçta. Tesniye zamiri olduğu için yakındaki ilk iki tanesine gidecek bu. Yani resmen İmam-ı Cezeri Hazretleri şimdi göreceksiniz. Yani yazınında, edebiyatında artık hani böyle bir kelimeyi kullanmak belki hoş olmaz ama tabirimi hoş görsün mübarek. Yani işim böyle şov yapıyor yani böyle bize döktürüyor resmen yani. Resmen döktürüyor. Şimdi bak neler çıkacak piyasaya. Üç zat saydım diyor bunların bir tanesi direkt kulfü yok. İki tanesi kulüfle. Devam ediyor. Finahu fe hal Ebu Amr Hazretleri. Pekala. Şimdi buradan başka bir kelimeye bağlıyor. Bu kadar uzun görüş artık ileri görüşle beraber ancak bu kadar yapılabilirdi bu. Ve hum bu zatlar gerideki zatlar var ya bu zatlar yani sif, li, senen, sat, lam, ca, fe, hal bunlar ve hafsun bir de hafs elkih kelimesini de isken yapıyorlar. Yani dikkat edin arkadaşlar bize burada yüeddi, nusli, nü'ti, nüvelli bu kelimelerde iskanla bunları okuyanlar dikkat edin. Sat, lam, ca, fe, hal dedi. Feha dedi. Ondan sonra dedi ki aynı zatlar, aynı zevat, aynı hazarat, bir de hafs. Elkih kelimesini. Yani burada hafs ne yapıyor? Elkih de onlara muvafakat ediyor. Burada ne lazım biliyor musun? Bu kelimelerdeki olan, iskandaki olanlarla elkih kelimesindeki hafsı bir araya toparlayıp bu ifadeyi buraya nasıl koyacaksın? Normalde ne yaparsın? Dersin ki bu kelimeler yüeddi, nusli, nü'tihi, nüvel. Dört tane kelime, nüvellihi. Dört tane kelime. Bu dört tanesinin iskanını yapan bunlar dersin. Ondan sonra dönersin, gelirsin elkih kelimesine. Bunun da iskanında arkasından tekrardan bu zatları sayarsın. Bir de hafsı eklersin. Dersin ki hafs da bu iskana burada katıldı. Ama öyle bir ifade kullanıyor ki dört tane kelimeye beş hocayı yerleştiriyor. Beş tane efendim imamı yerleştiriyor veya ravi de var işlerinde yerleştiriyor. Geliyor elkıh kelimesi de var ya diyor. Gerideki beş adam elkıhta da var ama elkıhta bir de hafs da var diyor. Anlaşıldı mı mesele? Şimdi elkıh kelimesine ithafa baktığın zaman dersin tamam doğru. Aynı elkıh kelimesinde onu da görüyorsun zaten. Pekala. Ondan sonra diyor ki uksurhunne. İkinci vecih. Birinci vecih nereden geldi arkadaşlar? Sekkinden başladı. Yani iskan okumaktan başladı. Sekkin kelimesinden başladı. Ondan sonra dedi ki uksur hunne. Onları kasret. Yani geride sana zikretmiş olduğum toplam efendim 8 kelime yaptı. 7 tane onlar. Bir tane de elkıh eklendi mi oraya? Etti 8 kelime. Bu gerideki 8 kelimeyi kasırla oku. Kim için? Kem hulfün. Kef hulüfle. Kef hulüfle. Vuben bin
Sik. Arkadaşlar. Şeyh Yakup. Kalun. Ebu Cafer Hazretleri. Bunlar da ne okudular? İbn Amir'in de Hulfi'yle beraber kasırla okudular. Şimdi bize ne anlattı? Şöyle arkanıza yaslanın hocam, rahat edin. Bize ne anlattı? Bir, iskan okuyanları anlattı. Bu dört kelimeyi. El-kıhi koyun kenara. Hafs'ı sonra değerlendiririz. Bir, bu kelimelerin toplamda bu yedi kelime kimden bahsediyoruz? İşte iskan okuyanlar Sat, la, Sif, Li, Tenen, Sat, Lam, Ebu Cafer, Feha. Bunlar iskan okudular dedi. Ama içlerinden Lam'la, yani Hişam'la Ebu Cafer, Hulüf'le iskanı yaptı dedi. Bir, iskanı anlattı. İki, kasra geçti. İkinci vecih neydi burada? Kasır. Kasır derken ihtilas denir, malum ihtilas. İhtilas, zamirlerde ihtilas kelimesi kullanılırsa arkadaşlar, bu ne demektir? Kasır demektir. Yani biri nüvellihi diye bunu işbağla okur, çekerek okur. Başkası nasıl okur bunu? Nüvellihi. Yani ihtilas demek sesin üçte ikisiyle okumaktır dediğin zaman nüvellihi değil yani. Olmayan yerler için. Tabii. Normal harekete ihtilas o. Ama zamirse, zamirde ihtilas ne demektir? Eyüp hocam, zamirde ihtilas kasır demektir. Hiç çekmeden okumak demektir. Anlaşıldı mı? Peki soru. Kasrın zıttı nedir? Kasrın zıttı? Bir elif. İşba. Kasrın zıttı nedir? İşba'dır. Kasrın zıttı? İşba'dır. İşba'nın zıttı? Kasırdır. Peki şimdi biz burada gördüğümüz üzere bir iskan okuyanları gördük. Burada bir iskan okuyanları gördük. Bir de kasır okuyanları gördük. Bir iskan, bir de kasır gördük. Peki şimdi arkadaşlar, madem ki kasrın zıttı işba denen bir şey var. Hatta İskanın da zıttı işbadır. Yani iskanın da kasrın da ikisinin de zıttı işbadır. İskan da bakın dikkat edin. İskan sükun okumak demektir. Zamirden bahsediyoruz. Sükunun zıttı nedir? Hareke. Ne olacak bu? Mecburen işba olacak. Harekeyi aldığı anda işba geçer. Kasır çünkü özel bir makamdır. Anlatabildik mi meseleyi? İskanın da dikkat edin. İskanın da İhtilasında yani kasrın da zıttı işbağdır. Ama işbağın direkt zıttı dedim bir hangisi anlaşılır? Kasır. İskan anlaşılmaz. İskan ve kasrın zıttı. Şimdi tahtada buna bir değinmiş olalım. Hep beraber. Şimdi bizim kelimeler arkadaşlar yüeddi nusli nü'ti nüvelli. Dört tane kelime. Biz bu kelimeler üzerinden meseleye bakalım. Bir tanesini yazalım şimdi. Yani hepsi sonuçta aynı yere gelecekler. Yüeddi kelimesinden başlıyoruz. Dedi ki bu mübarek kırmızımız elimizde olsun. Dedi ki bize birinci vecih neydi? İskan. İskan vecihi. İskan vecihinde kim var hocam? İskan vecihinde oraya göre sıralıyorum. Sat, sif, li, tenen, ki bunlar için lamla ca için ne dedi? Hulüf dedi. Lamla ca için hulüf dedi. Finahu hal. Beş tane zat söyledi. Bu beş zatın, dikkat edin hocam, aman kurban olayım, kaçırmayın ipin ucunu, kaçtı mı gider. Nasıl olsa kaydımız var. Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Ekibimizden teşekkür ediyoruz. Çekiyorlar. Hasaten burada Erdem kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sat, lam, ca, fe, ha. Bize iskan bunlar dedi mi? Dedi. Ondan sonra dedi ki bize ikinci vecih. Bunlar böyle. İkinci vecih olarak da bize hocam uksuruhunne dedi. Yani kasır.
İhtilas diğer bir anlamda. Burada da saydı. Kem. Değil mi? Kem hulfün dedi. Hulfünü de koyalım üstüne. Ondan sonra ne dedi? Vuben. Kem. Vuben. Vuben Şeyh Yakup Hazretleri. Bin. Think. Bazen unutabiliyorum devamını. Tamam mı? Kef, ya, be, ca. Artık bu sıra karışacak. Önemli değil. Kimin, sıranın nerede olduğu önemli değil. Buraya hiç bakmayın. Pekala. Üçüncü vecih ne? Kasırın zıttı. Burada şu anda hiç ismi olmayan isken kasır. Zaten şu kasır var ya. Kasırdan biz bir işba vecih olduğunu anlıyoruz. Niye? Çünkü hulüf dedi ya buraya bu. Ha, kasır varsa demek ki burada işba da var. Anlatabildim mi? İsken. Hulüf dedi mi? Demek ki burada bir şey var yine. Bir vecih daha var. O da en son işba vecihi. Hocam işba vecihinde kim var peki? Burada isimleri olmayanları tarayacağız şimdi. Burada isimleri olmayan kimler var? B, cimden başlarız değil mi? Şöyle kırmızı yapalım yine onları. Cim. Dal var. Ha. Kef. Hep o kef de var burada. Mime gerek yok değil mi? Sat orada ayın var. Ra, hal. Bunlar ne okuyor? İşba. İşbacılar çıktı. Paşa paşa çıktılar. İşbadan kasıt tahkik mi? Tabii. Nü'tihi, nüvellihi. İşba dediğimiz, işba doyurmak demek. Yani neyi doyuruyoruz burada? Meddi doyuruyoruz biz burada. Hocam usuruhunne de geride geçen 8 kelimeden kasıt. 8 kelime. 8 kelime yüeddihi. 2 tane yüeddihi. Dedi ya, toplam dedi 4 yerde geçen 7 kelime dedi bize. Değil mi? Bu şekilde şey 7 yerde geçen 4 kelime afven. 7 yerde geçen 4 kelime. İşte yüeddihi, nuslihi, nü'tihi, nüvellihi. Toplam 4 tane kelime ama 7 yerde geçiyorlar bunlar. Dolayısıyla 7 kelime olmuş oluyor. Ayrı ayrı baktın mı 7 kelime oluyor. El-kıh kelimesiyle beraber 8 oluyor. Ayrı mevzu. Onunla beraber. Şimdi hocam bizim karşımıza çıkan bu ama iyi de. Şimdi iyi güzel. İskan'ı anladık. Kasır da geldi. İşba da geldi. Peki şu hulüfler neyin nesi? Acaba İskan, Lam'ın İskan'da hulfu var. Peki Lam'ın İskan'daki hulfu kasır mıdır? İşba mıdır? Yani bir vecih isken yaptığı tamam kesin anladık orayı. Anladık. Ama iyi de kasırda mı? Aa kasırda da yeri var. O zaman demek ki işbada da bir işi var bunun. O zaman ben ne yaparım? Şuraya arkadaşlar işba bir tane lam eklerim. Bak şimdi. İşba hulüf olduğu için bir tane lam eklerim. Peki Ebu Cafer hulüfle dedi mi bize bu? Dedi. Bunun hulfü zaten direkt kendini göstermiş burada. Değil mi? İkinci vecih ne burada? Ca. Ama burada aynı şekilde bir hulüf gösterisi yok ki işba atalım onu. Yani işbalık bir işi yok. Diyelim yani. Şimdilik böyle. O zaman ne oldu? Ca zaten yerini direkt nerede almış oldu? Burada. Kasırda. Pekala şimdi kef var burada. Burada lam var. Biz lamı buraya koyduk. Eyvallah. Demek ki burada bir de mim olayı var. İşin içinde. Lamla mim ayrılacaklar. Peki lam hadi. İskanda var lam. Doğru mu? Efendim kasırda var lam. Eyvallah. Kasırda da hulüf olduğu için attık o da buraya geldi. Şimdi işin içinde bir de mim var. Mim yani biz bunu ayırdığımız zaman da lamı hocam hem burada görüyoruz hem de şurada gördük değil mi lamı? Peki bunun mimi nerede? Mim yerinde olduğu gibi burada da var. Ayrıyeten demek ki kasrın zıttı işbadır dedik burada da var. Mim ikisinde var. Ama lam üçünde de var. Biz baktığımız zaman da Yusuf hocam dikkat edelim. Biz baktığımız zaman da
her birisi için buradan mesela ben sorsam Sat ne okumuş desem bana direkt dersin ki bir vecih isken okumuş dersin. Başka bir şey var mı? Yok. Efendim Lam ne okumuş? Kaç vecih okumuş? Üç vecih okumuş. Nereden anlaşıldı? İskenok var. İsmi İskan'da geçti. Kasır'da geçti. İşba'da geçmedi ama zıttan dolayı bir tane de buraya koyduk mecbur. Huruf çünkü. Can kaç vecih var desem ne diyeceksin bana? İki vecih var. İskan'da var. Kasır'da var. Efendim F'nin kaç vecih var? Bir vecih var. H'nin kaç vecih var? Bir vecih var. Kef'in ayrılığı muhabbetini yaptık. Şimdi Lam sonuçta bir ravidir. Peki Lam bunu hangi tariklerle iskanı aldı? Hangi tariklerle kasrı aldı? Hangi tariklerle işba'ı aldı? Ha hocam. Şimdi elimizdeki ithaflara bakacağız. Fesekenetel erba'ate dedi ya. Az önce bıraktığımız yer. Fil mevadi'il mezkurati mezkür yerlerde dört kelimeyi iskan. Ebu Amr. Hocam dikkat edin. Hişam min tarikid dacuni. İskandaki hemen ne yapıyoruz burada? İskandaki lam hangi yolla almış bunu? Buyurun hocam bak. Dacuni yolüyle almış. Devam ediyoruz. Ondan sonra Ebu Bekir Hamza ve keda İbn-i Virdan. Hayda. Ebu Cafer Hazretleri hulufle dedi ya, onun hangi ravisinin, hangi tarikinin işe el atıp da Ebu Cafer'e isken yaptırdığını, hangi ravisinin, hangi tarikinin işe el atıp da Ebu Cafer'e kasır yaptırdığını işte burada göreceksin şimdi. Ne diyor? Ve keda İbn-i Virdan. Demek ki İsa İbn-i Virdan ne yapıyor hocam? Min tarikin nehrevani an İbn-i Şebib. Başka? Ve min tariki Ebi Bekir İbn-i Harun kilahuma anil fazl anhu. Can hem İsi. Hocam. Can. Bakın aldım Can. Şuraya yazıyorum. Can. Dikkat edin hocam. İsinden de yapıyor. Yani İsa İbn-i Virdan'dan da bu işi getiriyor. Süleyman İbn-i Cemmaz'dan da bunu getiriyor. İsa İbn-i Virdan'dan kim getiriyor? Okuyun hocam oradan. Min tariki ennehrevani an İbn-i Şebib. Diyelim ki yazıyorum. Bunun yaptıkları orada isimler var. Sonra ve İbn-i Cemmaz min tariki duri. Doğru mu? Özür diliyorum. İbn-i Cemmaz, min tarikil haşimi demiş. Bir de İbn-i Cemmaz haşimi tarikiyle gelmiş. Yukarıdakini uzun olduğu için yazmadım. Malum işte. Yani belli kim olduğu. Merak etme eden itaptan baksın hangi yolla geldiği. Can, hocam bak cani hale geldi. İthafla beraber dedim ya tayyibe çatır 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 çözülür hocam. Sonra devam ediyor. Vakara ekalun. Efendim? O tamam öyle onu atladım onları şazdır diye. Yani Hasan ile A'meş'i geçtim. Vakara ekalun ve Hişam hocam min tarikul hulvani bi hulfin anhu. Hulvani'nin hulfuyla evet geliyor bir bomba daha. Ve ibn-i Zekman min tariki ekseri turik suri ve keda Yakup. Bunlar değil mi? Bunlar. Ondan sonra Vehmdü Cemmaz min tarik-i turi. Bak Ebu Cafer'in yine burada ikiye ayrılıp da yapmıştı ya. Şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Diyelim Ebu Cafer'in 10 tane tariki olsa. İ'nin 10 tane tariki olsa. Cem'in de 10 tane tariki olsun. Misal olsun diye söylüyorum bunu. 10 tanesinin 6 tanesini i yoluyla buraya koyduk. Cem'in de 10 tanesinin 5 tanesini buraya koyduk. Buradan 4 tarik kaldı. Buradan da 5 tarik kaldı. Bunlar nerede? İşte bunlar da kasırda. Öyle ya 10 tarik onda var. 10 tarik bir tanesinde var. Bu 10 tarikin 6 tanesi
İskan'da Ebu Cafer'lik yapmış bize. Cem'in üzerinden de 5 tarik aynı şekilde bize Ebu Cafer'lik yapmış. İyi de bana burada 4 tane eksik. Burada 5 tane. Bunlar nerede? Bunlar da burada işte. Kasırlık yapmışlar bize. Burada da onları anlatıyor. Evet. Pekala. Ve İbn-i Cemmaz min tarik-i turi ve İbn-i Virdan bak min babi turukihi. Yani min baki turukihi diyor ya, min baki turukihi. Cemmaz 5'i buraya gitti. Geri kalan nerede? Min baki turukihi. Geri kalan tarikleriyle de kasırda. Evet. Sonra ne demiş hocam? Vel bakun bi işba'il kesri. Geri kalanlar da en kolay burası değil mi? İşba'il kesir. Yani kesreyi met yaparak oku. Pekala. Şimdi demiş ki hocam o kadar güzel söylüyor ki kara'e Hişam fi ahadi evcuhihi. Hişam vecihlerinin bir tanesinde hülvani yoluyla ve huve thani libni zekvan. İbn-i Zekvan'ın ikinci vecihi olarak Fesara li Hişam hocam fil erbaati 4 kelimede Hişam'ın senâtetü evcuhin kaç vecihi oldu? 3 vecihi. El iskânu, iskânda var mı Hişam? Var. Ve sıletu, işbâda var mı? Var. Kasırda var mı? Var. Bak en son özetliyor meseleyi. En son diyor ki bak diyor kardeşim Fesara li Hişam senâtetü evcuhin 3 vecihi var. El iskânu vel işbâu vel kasru veya vel ihtilasu neyse. 3 tane vecih söylüyorum sana. Veli İbn-i Zekvan. İbn-i Zekvan için. Kaç vecih var? Vecihan. 2 vecih. El kasru vel işba. Hocam kasırda var mı? Var. Biz kasırda var diye bunu işba'da koymuş muyduk? Koyun bak orada da var orada da var. 2 vecih var. Sonra veli Ebi Cafer'e vecihan. Ebu Cafer'in kaç vecih var? İskan ve kasır. İskan'a koymuş muyduk? Koymuştuk. Kasra koymuş muyduk? Koymuştuk. Ne oldu? İtafla beraber Tayyip'i karşı karşıya getirdik. Afiyetle mesele belli oldu, ortaya çıktı. Tayyip'e bu. Yani Tayyip'e şimdi giriyoruz yani. Kaç beyt okuduk? Kaç beyt okuyabildik? Yani 2-3 beyt. Ama bu alışana kadar eğer bu temelde başta meseleyi hem ekranı başındaki olan kardeşlerimize de söylüyorum bunu. Yani sanal talebelerimize diyelim, arkadaşlara, ders arkadaşlarımıza. Eğer işin şu anda başı, tam başındasınız ve tam bereketli anındasınız. Burası ne hocam? Yedik, aldık. Yavaş yavaş aynı hal üzere gidecek zaten. Bunu aldın mı? En son hocam Allah'ın izniyle geldiği ve bittiği yerde benim Tayyibem tamam dersiniz Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hakk'ın özel lütfu ikramıyla yazdırılmıştır bu kitap. Özel lütuf ikramla beraber de anlaşılır. Kendimizde bir maharet aramaya gerek yok. Ama dediğim gibi ithafı açacaksın, koyacaksın önüne. Bir taraftan da bunun çıkarma usulünü bildikten sonra iskan okuyanları söyledi. Onun içinden sayarken dedi ki Ebu Cafer'le Hişam dedi, hulüf dedi. Geçti öteki tarafa dedi ki bunlar falan kasır yaparlar dedi. İskan ve kasrın dışında kalan bir vecih daha kaldı. İşba. Oradaki olanları yazdıktan sonra işbacılar çıktı. Ama baktık ki bunun içinde bir lamın, kefin, işte kefe baktığımız zaman da lam mim diye ayrıldı. Mim bir tarafta, o bu tarafta, şu bir tarafta. Hepsinin yolunu ithafla beraber gördük. Biz neyi öğrenmiş olduk ithaftan? Bu imamların hangi tarikleri, yani ravilerin hangi tarikler yoluyla mesela Ebu Cafer'i ne yaptı? Ebu Cafer'i biz normalde de anlarız. Arkadaşlar Ebu Cafer kasırdadır. Öyle demedi mi? Ebu Cafer kasırdadır. Diğer vecih de bunun zaten iskandı. İki vecih. Ebu Cafer top yakın. Bir ondan yapıyor da anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Ama merak edersen hangi tariklerle bu iş yapılmış? İthaf. O zaman bakarsın der ki Ebu Cafer'in İsa ibn-i Virden rivayetinden falan tarikler Ebu Cafer'e iskan demişler. 10 tanesinin 6'sı dedik misal. 4 tanesi de kasır demişler. Bak iyi bile bölündü kendi içinde. Cem o da bölündü. İşte min tariki artık bir tarik söyledi şimdi ismi aklımda değil. O tarikle beraber iskanda dedi. Diğer min baki turukihi dedi. O da
Kasırdı dedi bu sefer. Döndü dedi ki ondan sonra fesara li Hişam selâtete evcuhin. Üç vecih var dedi. Hişam'ın üç vecih var dedi. İşte es-sılatu vel ihtilasu vel iskânu falan. Döndü İbn-i Zekman için iki tane var dedi. Kasır dedi, işma dedi. Yani bunları hepsini ne yapıyorsun? Buradan alıyorsun. Hulvani yoluyla mı aldı? Mesela iskânı dacuni yoluyla yaptı değil mi? İskânı dacuni. Hulvani yoluyla ne yaptı bize? Tuttu, işma yaptı, kasır yaptı. Bunların hepsini yine ithaf. Allah ithafı yapandan da razı olsun. Dimyati Hazretlerinden. Mübarek Tayyibe'yi yapandan da razı olsun. Cenab-ı Hak. İnşallah anlaşılmıştır mesele. Elhamdülillah. Gelmiş geçmişlerimize El-Fatiha.